Yoksa ben direkt başlayabilirim. Şöyle girelim isterseniz. Herkes herhalde katıldı Evet. diye düşünüyorum. Öncelikle herkese merhaba. İsmim Umut Özek. Sophos takımında SE olarak çalışmaktayım. Sales Engineer. Pre-sales tarafında teknik desteklerle ben size destek olmaya çalışıyorum. Tabii ki partnerlerimizden, distribütörlerimizden daha sonra devreye giren bir kişiyim. Ama olacak tüm piyasalarınızda veya tüm teknik eksikliği tamamlama kısmında devreye girip yardımcı olmak isterim. Bugünkü konuda Murat ve Emrah sağ olsunlar komiser ekibi olarak sağ olsunlar. SD-WAN özelliğinin üzerinden bir şeyler bahsetmek isteyecekler. Bizdeki SD-WAN ve yani dünyadaki SD-WAN karmaşası var. Yani SD-WAN nedir diye bir soru sorsam bilmiyorum şu anda Zoom'da sizlerin alt tarafta yes, no ve raise hand diye bir şeyler var. Kırmızı, yeşil ve raise hand el kaldırım noktası var. Katılımcılardan rica etsem şu anda SD-WAN'ı bilenler var mı? Var ise yes'e tıklayabilir mi? Mesela ben şöyle kendim yes'e tıkladığım anda katılımcının yanında ok diye bir şey geliyor. Ok işareti geliyor. Bilmeyen var. Bilenler. Kaldırmayın lütfen. Yani tıklayalım kalsın. Bir tane şu anda bilenimiz var. Bilmeyenimiz var mı? Diye bakalım. Katılımcı olduğunuz yerin orada ok, çarpı ve el kaldırı işaretleri var. Onları kullanabilirsiniz. Güzel. Güzel. Bu arada interaktif olması açısından bu yes, no ve el kaldırmayı kullanın lütfen. Evet, güzel. Bilenlerimiz var. Bilmeyen varsa lütfen no'ya tıklasın. Herhangi bir sorun yok. Biz bizeyiz. Harika. Şimdi bir tane bilmeyenimiz var. Geri kalanlarda iki tane, üç tane bilenimiz var. Diğerleri herhangi bir yorum yapmak istemediler. Okey. Dünyada ve Türkiye'de SD-WAN açılımı aslında şu. Bilenler için tekrar olacak, bilmeyen için bir daha bir ilk öğrenim olacak. SD-WAN'dan amaç şu, sizin merkezinizde ve şubenizde birden fazla hatlarınız var. Bu hatlarınızı efektif kullanabilme. Bu hatları efektif kullanırken de önemli olan trafiği bir yerden yönlendirerek sadece o hattı kullanabilmek işine SD-WAN dendi. SD-WAN'dan bir önceki, yani SD-WAN inanılmaz bir teknoloji değil. Ondan öncesinin ismi Multilink'ti. SD-WAN'la bu multilink birleştikten sonra işin içine WAN optimizasyonlar gelmeye başladı. Şimdi WAN optimizasyon kısmı SD-WAN'la birleştirilirse bambaşka bir dünya. Bizim yapmış olduğumuz optimizasyonla direkt optimizasyon, WAN optimizasyon cihazlarının çalışma mimarisi ayrı. Örnek, merkezde Excel dosyası var 100 MB. Şubede Excel dosyası var 100 MB. Bu Excel dosyası da oraya atıyorsunuz. 100 MB'lık bir data transferi oluyor. Daha sonra merkezdeki 100 MB'lık Excel içerisinde 50 MB'lık bir değişiklik yaptınız. Bu 50 MB'lık merkezde yapılan değişikliği şubeye gönderirken hatta yine 50 MB değil de bunun için sadece değişken olan atıyorum 10 KB'lık dosyayı gönder. Direkt tüm dosyayı gönderme dediğiniz zaman buna WAN optimizasyon deniyor. Bu algoritma farklı bir şey. Firewall'larda WAN optimizasyon bu şekilde çalışmaz ama bizde de vardır. Bir optimizasyon alanı vardır ama 1'e 1000 atıyorum. 1000'de 1'dir. Ama öteki direkt optimizasyon oranı cihazlarının optimize oranları 1'e şey yani %50 civarındayken bizde %1, %2'dir. Bizdeki asıl mimarimiz şu. SD-WAN'ın çıkış noktası. İki noktada birden fazla hattım var. VoIP trafiğinin bu hattan gitmesi multilink olarak. Diğer trafiğin öteki hattan gitmesi. Herhangi bir hat fade olduğu durumda WAN 1 veya WAN 2 öteki otomatikman tüm trafiği WAN 1'e taşır veya tüm trafiği WAN 2'ye taşır. Buna multilink diyebilirsiniz. Veya bize en son gelen SD-WAN cümlesinin asıl amacı application routing. Yani port bağımsız istemiş olduğum uygulama buradan gitsin. WAN 1 hattından istemediğim uygulama WAN 2'den gitsin. WAN 1 WAN 2'nin sürekli backup olsun ve tüm hatlarımı aktif olarak kullanayım. Bu şu demek oluyor. Siz şirket sahibisiniz, partnersiniz. Müşterinize birden fazla hat satıyorsunuz. Bir tane hattınızı hiç kullanmıyorsunuz. Diyorsunuz ki bir tane hattım benim Türk Telekom hattım çöktüğü zaman Süper Online'ı devreye kaldır. Ama her ay Süper Online'a para ödüyorsunuz. Bunu ortadan kaldırabilmek için. Boşta yatan hattımı da efektif kullanayım. Ama boşta yatan hattım benim o kadar stabil ve güvenilir bir hat değil. Hani bu yüzden de önemli olan trafiğimi benim daha fazla para ödemiş olduğum Türk Telekom hattı üzerinden götür.
diyebilme özelliğine bizde SD-WAN deniyor. Bunun eski, daha eski jargonunda Türk Telekom'un veya Süper Online'ın veya diğer ISP'lerin sunmuş olduğu MPLS durumu. MPLS'e der ki ben sana bir MPLS hattı sunuyorum. Bu hat sürekli up durumda. Aralardaki fail durumlarında ben sana destek vereceğim. Ama o fail durumlarında uplinkleri değiştiremiyor. Host zıplama noktaları değiştiremiyor. Bunu firewall'lara döndüğü anda siz artık zıplama noktalarını değiştiriyorsunuz. Yani fiber kabloya birisi kepçeyi vurduğu anda radyo linkten tüm trafiğinizi devam ettirebiliyorsunuz. SD-WAN'ın tüm mimarisi bu. En yeni özelliğimiz application routing özelliği. Application routing'de de şu, eminim Burak anlatacaktır, üzerinden konuşacaktır. Ama biz Sophos olarak endpoint ve firewall aynı anda çalıştığımız zaman, örnek Burak'ın makinesindeki, şu an ekranda görmüş olduğunuz makinedeki, bizim tanımış olduğumuz application database listesi yaklaşık 4000. Ama Burak'ın makinesinde 4000 database'den ayrı olan Ahmet Mehmet.exe uygulaması olabilir. Oteldir, otel uygulaması. Restorandır, restoran uygulaması. Custom bir yazılım yapmıştır, custom bir yazılım uygulaması. Bu makinede exe olarak çalışıyor ise biz bu exe'yi synchronized application sayesinde tanıyabilir ve bu exe'yi istemiş olduğumuz yerden döndürebiliriz. Buradaki bizim application identify ve application routing özelliğimiz bu demek. Bunun haricinde son cümlemi söylüyorum. Burak ve Ali size bırakıyorum. Günün sonunda biz SD-WAN dedikten sonra arayüzümüzde SD-WAN diye bir şey çıkarttık. SD-WAN policy diye bir arayüz çıkarttık. Artı RED cihazlarımız var bizim küçük. Remote Ethernet Device cihazlarımız. 15 ve 50 olarak piyasadaydı. Bunları güncelledik. İsimleri artık SD-RED 20 ve 60 oldu. Bilginiz olsun. Tüm şeylerde sorular chat ekranından cevap verebilir durumdayım. Sunumu üstadlara bırakıyorum. Emrah ve Burak, top sizde. Bir şey varsa destek olmaya hazırım. Teşekkür ederiz Umut Bilgi için. Bu arada Burak ekranda da sanırım şeyi göstermek için açtı bize. Synchronized Application Control çalışma mekanizmasının nasıl olduğundan da istersen biraz burada bahsedelim. Aynen. Şu anda bu arada öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Burak. Komputer Teknoloji Teknik Birim'de çalışıyorum. Bugün mümkün olduğunca versiyon 18'de birlikte gelen özelliklerden biri olan SD-WAN'ı birlikte konuşmaya, nasıl çalıştığını anlamaya deneyeceğiz. Burada Sophos'un application tarafında asıl avantajlarını detaylı olarak birazdan bahsedeceğim. Onun için öncelikle isterseniz size SD-WAN tarafını göstereyim. SD-WAN tarafında application based olarak nasıl yönlendirme yapıyoruz, bunlardan birazcık bahsedeyim. Daha sonra Sophos'un synchronized security ile birlikte bunları nasıl daha aktif olarak kullanacağımızı sırayla hepsini göstereceğiz. Öncelikle routing bölümünde SD-WAN policy routing altında geliyor bu yeni özellik. Burada şimdi tıklıyorum ve daha sonra size birkaç tane policy yazıp bunların nasıl çalışacağını göstereceğim. Öncelikle yapımı anlatayım size birazcık. Şu anda ben VPN ile bu firewall üzerinden bağlayayım ve bu firewall üzerinden internete çıkış yapıyorum. Bu sayede VPN altyapısının da SD-WAN özelliğini desteklediğini test etmiş olacağız. Ben öncelikle kendi IP'me bir çıkış kuralı yazdım ve ben şu anda bunu sizinle göstereyim. Benim şu anda VPN ile bağlandıktan sonra aldığım IP adresi, şurada hemen göstereceğim. 192.168.235.30. Ben şu anda bu IP adresinin internete 92.45 ile başlayan bir IP ile çıkışı için kural yazdım. Ama benim için önemli olduğunu düşündüğüm bir trafiği farklı bir hattan çıkartmak için bir SD-WAN kuralı yazacağız beraber. İsterseniz şu anda onu yapalım. Add policy diyerek öncelikle policy'mi oluşturacağım. Buraya test olarak isim veriyorum ve bu trafiğin nereden çıkacağını, nereden başladığını öncelikle Incoming Interface bölümünden seçiyoruz. Lokalde bir bilgisayar için bir kural yazıyorsak hangi LAN network'ümüzün ya da hangi zonumuzun alt yanındaysa bunu seçiyoruz. Herhangi bir interface seçmezseniz de IP'den tanıyıp direkt bu trafiği yönlendirebiliyor yine. Ben VPN zonundan geldiğim için şu anda herhangi bir interface seçmeyeceğim. Select Interface olarak bıraktım. Sadece IP'mi belirteceğim. Ve gitmek istediğim destination adresine de bir kural yazacağım. Öncelikle isterseniz source network'üm, yani benim IP adresimi burada tanımlayalım. ...235.30'a bir kural yazacağız.
destination adresimde trafiği takip edilebilirsem kolay bulunması açısından bir IP buldum daha önceden. Bunu yazacağım. Ben 188.132.120.132 IP'sine giderken internet çıkış kuralım benim şu anda 92.45 ile başlayan IP'imde olmasına rağmen farklı bir IP'den çıkış yapmak istiyorum. İsterseniz bunu da öncesinde bir görelim. Bu adrese bir trace atalım. Şu anda ben bu adrese giderken ikinci hop'um firewall tarafında 92.45 IP ile gidiyor. Şu anda trace'i durduruyorum ve kuralımızı yazacağız. Burada Source Network ve Destination Network'ü IP bazlı olarak belirttim ben. Burada Application Object, az önce bahsettiğimiz kısımda Application tarafında istersek bir uygulama da belirtebiliyoruz. Bu örneği gösterdikten sonra orayı birazcık daha detaylı konuşacağız. Çünkü bizde aslında SD-WAN'ın firewall üzerinde büyük avantajı Application Object eklemek olacak. Şimdi ben burada bu IP'den 188'li IP'ye girerken çıkış hattımı değiştirip farklı bir IP'den gitmek istiyorum. Burada bana Override Gateway Monitoring Decision diye bir seçenek çıkartıyor. Eğer ben bunu aktif edersem Gateway statüsüm ne olursa olsun yine de bu hattan göndermeye devam et diyeceğim, demiş olacağım ben burada. Bunu seçersem Gateway statüsünü dikkate almadan trafiği göndermeye devam ediyor. İhtiyacı göre buradaki konfigürasyon değişebilir. Bu seçilebilir, seçilmeyebilir. O topolojiye göre belirlenecek ilerleyen zamanlarda yaptığınız konfiglerde. Ben şu anda burada bunu aktif ediyorum ve kuralımı yazıyorum. Burak, burada bir şey ekleyebilirim. Tabii. Arkadaşlar, o kısım önemli, üzerine çalışılan bir kısım. Niye? Sizler radyo link kullanabilirsiniz. Radyo link gibi hatlarda gecikmeler fazladır, latency'ler fazladır ama hat düşmemiştir. Ve bu hat düşmediği halde latency olduğu için hat fail gibi gözükebilir monitör modda. Bu yüzden buradaki override kısmı önemli, bilginiz olsun. Onun çıkış mantığı bu. Aynen. Buradaki zaten bu gateway status kısmı buradaki gateway seçeneğinin altında burada gözüküyor. Şu anda dikkat ettiyseniz tüm gateway'lerim up durumda. Bunları da neye göre up olarak tutuyor diye öğrenmek istersek burada yanındaki edit seçeneğine tıklayarak görebiliriz. Ben bu hattın gateway'ine, ISP tarafındaki gateway'ine bir ping başlatıyorum. Ve o ping devam ediyorsa bu hatta aktif gösteriyor. Bunu da buradaki edit seçeneğiyle yapıyoruz. İstersek buraya 8.8 de verebiliriz veya herhangi bir başka gateway IP'si de ISP'nin direkt bize vermiş olduğu gateway IP'sine de girebiliriz. ADSL hatlarda genelde bir 8.8 olarak konfigürasyon yapıyoruz ama fiber hatlarda biz ISP'nin verdiği gateway adresine giriyoruz. Şimdi burada biz az önce kuralımızı yazdık. Yazdıktan sonra tekrar bunu test edeceğiz. Yeni arkada ağlıyor. Ama burada şunu kontrol edebiliriz. Hemen trace seçeneğimizi trace'i tekrar aktif etsem. Ama burada şu problem olabilir. Bu bir session olduğu için bu session'ın başlamasını ve daha sonra kesilmiş olması gerekiyor ki ben burada diğer IP adresimden çıktığımı görmüş olayım. O yüzden duruma göre bu kuralı yazdıktan sonra 2-3 dakika sonra bu kuralın devreye girdiğini görebilirsiniz büyük ihtimalle. Şu anda dikkat ettiyseniz hala 92.45'ten çıkıyorum çünkü session'ım sonlanmadı. O yüzden benim şu anda şöyle bir avantajım var. VPN'le bağlantı yaptığım için VPN bağlantısını kopartıp yeniden bağlayarak session'ımı sonlandırabilirim. VPN bağlantımı kapatacağım. Daha sonra yeniden aktif edeceğim. Timeout aldık. Birazcık daha bekleyeceğiz. O esnada ben de size konsol ekranından şeyi göstereceğim. Bu trafiğin gerçekten buraya yönlendiğini ve buradan gidip gitmediğini göstermiş, test etmiş olacağım. IP adresimiz doğru. Buradan çık dedik. Bir kez daha başlatalım o esnada. Evet, şimdi bir testlerimizi yapalım. O esnada birazcık daha zaman geçmiş olsun. Sanırım orada da bir bilgi vermek gerekiyor Burak, değil mi? Şöyle routing tablosunda bunun düşmesi biraz zaman alabiliyor. Yani hemen ekledikten sonra testimizi yaptığımız o IP'yi görmememiz normal bir durum. O, routine eklemesi için
ne kadar süre geçebiliyorum bilmiyorum ama onu biraz beklememiz gerekiyor. Daha önce yaptığım testlerde bir 2-3 dakika kadar beklememiz gerekiyordu. Şimdi de yine biraz bekleyeceğiz. Ben o esnada işte konsol ekranından bu trafiğin gerçekten bu hatta yönlendiğini, yönlendi mi yönlenmedi mi onu göstermeyi deneyeceğim. Shell ekranına giriyoruz ve ben şu anda connection'ımı bir monitör etmek istiyorum. Contractor'a grep komutuyla 188 IP adresim 132.120.132 IPC ile bir komut başlattım ama grep'i eklemeyi unuttum. Şuradan tekrar grep'i açalım. Şu anda trafiğimi başlattım monitörü. Buradan bir ping başlatacağım. 132.120.132. Ben trafiğimi başlattım. Başlattığım anda arka tarafa loglar düştü. Şimdi bu loglardan isterseniz birazcık inceleyelim burada ne demeye çalıştı. Benim trafiğim 235.30 IP'sinden çıktı ve hedef olarak buraya gitmeyi denedi. Ve buraya giderken port 6'nın arkasında çıkış yaptığını söylüyor bana. Benim port 6'm zaten 176'lı IP adresim. Buradan görebiliyoruz. Ama ekstra bir de burada bize MARC ID veriyor. MARC değeri 0x404003 dikkat ettiyseniz. Bu benim aslında bir gateway ID'im. Bu gateway ID'yi monitör etmek istersek eğer şuradan görüntüleyebiliriz. Diagnostik kısmından connection liste bakacağım. Burada bütün live connection'larımın hepsini gösteriyor. Ben buraya bir filtre ekliyorum şu anda. 188 132 220.132 dedim ve filtremi ekledim. Daha sonra buradan bir ping trafiği daha başlatıyorum. Tekrar refresh ediyorum ve benim şu anda IP'ye ait isteğimi burada gösterdi. Dikkat ettiyseniz burada gateway ID'imde 0x4003 olarak gözüktü. Ve bu IP interface port 6'nın arkasında diyor. Interface port 6'ya baktığım zaman da port 6 benim 176'lı IP'im. Yani bu trafiği şu anda buradan yönlendiriyor. 176'lı IP'ime gönderdi. Bunun konsol üzerinde de ispatını yapabiliriz hep birlikte. Öncelikle IP rule ls komutuyla bütün gateway ID'lerimi listeliyorum. Firewall'umda 0x4003 gateway ID'si gateway 3 ile eşleşiyormuş. Şu anda bu gateway ID'sine de birlikte görüntüleyelim. Gateway 3 diyorum. Gösterelim. Gateway 3 176.236.6.233 IP'sinin arkasında port 6'dan çıkış yapıyor. Şu anda bana bunu da söylüyor. Ben bu sayede şu anda port 6'nın arkasından çıkış yaptığımı anlayabiliyorum bu IP'ye giderken. Şimdi burada birkaç tane de SD-WAN'ı yönetebilmemiz için konsol üzerinden yapmamız gereken işlemler var. Bunlar firewall arayüzünden değil, sadece konsoldan yapılabilen işlemler olduğu için şu anda size bunları da göstermek istiyorum. Birlikte onlara da göz atalım. Bunlar için konsol ekranına geçmem gerekiyor. Şu an konsolda System Root Precedence Show komutunu kullanacağım. Burada firewall üzerinde aktif olan rootların tamamının sıralamasını gösteriyor. Firewall bildiğiniz üzere öncelikle da kendine directly connect olan, direkt kabloyla bağlı olan bilgisayarların trafiğini iletiyor. Daha sonra da rootların bir sıralaması var. Sophos tarafında şu anda static root, SD-WAN police root ve VPN root şeklinde gidiyor sıralama. Bu sıralamayı ihtiyacınız doğrultusunda değiştirmeniz gerekebilir. Yani aynı hedefe doğru yazılmış birden fazla root varsa, bunlardan bir tanesi static root, bir tanesi SD-WAN root olabilir. Bunların sıralamasını sizin değiştirmeniz gerekiyor. Çok özür diliyorum. Burada bir araya girmek istiyorum. Bu bize şunu da veriyor aynı zamanda. Bizim eğer bir yönlendirme yapacaksak, bir root'umuz varsa, root'lara weight değerleri verip de bu weight'lerine göre de yönlendirme yapabilme imkanımız aslında olmuş olsaydı, yani örnek veriyorum, SD-WAN policy'sinin içerisinde bir weight değeri tanımlayıp, iki tane politikamız var, iki tane root'umuz var. Yani bir tanesi static root, bir tanesi SD-WAN policy root şeklinde tanımlanmış root'umuz var ama bunun tercihini biz öncelikli olarak CLI'dan
değil mi? Precedence vererek, öncelik sırası vererek yönlendiriyoruz ama o zaman şöyle bir şey daha örnek verebiliriz ya da bilgisini verebiliriz. Bizim burada yapamadığımız işlemlerden bir tanesi weight değeri atayamamak. Eğer weight değeri atayarak bu işlemi yapabiliyor olsaydık zaten bu sırayla ilgili bir işlem yapmamıza da gerek kalmıyordu. Yani o weight değerindeki kısmı da şeyden de istersen gösterebilirsin. Gateways aynen kısmındaki normal taktığımız ISP'den gelen kablolarda One Link Manager kısmından bakabilirsin. Tamamdır. Söyleyeyim. Yani buradan da olabilir, fark etmez. Burada weight değerlerine göre çalışan bir yapımız mevcut oluyor ve weight değerlerinin içerisine atadığımızda öncelik sırasını buradan vermiş oluyoruz. Yani normal şartlarda internet kullanımı için. Ama policy root kısmında biz şu an SD1 policy root tarafında da dahil olmak üzere weight değeri atayamıyoruz. Atayamadığımızdan ötürü de böyle bir öncelik sırasını CLI kısmından değiştirmemiz gerekebilecek durumlar olabilir. Ekstra hani yapılması gereken işlem olarak bunu görebiliriz ama ilerleyen zamanda belki bu weight değerlerini atayabilecek bir özellik eklenebilir. Bu da bizim daha çok elimizi kolaylaştıracak. Tamamdır. Teşekkür ederim. Devam edelim. Buradaki root sıralamasını dediğim gibi bu komutla değiştirebiliyoruz. Show diyerek monitör etmiştik. Bunu düzenleyebilmemiz için de set komutunu kullanmamız gerekiyor. Şöyle yapıyoruz. System root precedence show değil de bu sefer set diyoruz. Ve boşluk bırakıp sıralamayı nasıl yapacaksak sıralamayı belirtmemiz gerekiyor. Static VPN ve SD1 şeklinde yapıyorum şu an mesela. İstediğiniz sıralamayı burada yapıp Enter'a bastığınız anda buradaki sıralama değişmiş oluyor. Sıralamayı bu şekilde değiştiriyoruz. Bunun dışında iki tane çok değerli komutumuz var. Bunlar SD1 routing'de bir failover durumlarında kullanacağımız komutlar. Şimdi onlardan bahsedeceğim biraz da. İsterseniz öncelikle komutları göstereyim size. Show routing SD1 policy root diyorum ve iki kere taba bastığımda iki tane komut çıkartıyor bana, benim karşıma. Birisi reply paket, geri dönen paketler, birisi de sistemin firewall'un kendi ürettiği, generate ettiği trafiği ifade ediyor. Ben burada sistemin kendi ürettiği trafikten trafiği de SD1 root policy'me göndermek istiyorsam, sistemin kendi trafiğinin de bu policy'den yararlanmasını istiyorsam bu komutu yazıp bu trafiği on duruma getirmem gerekiyor. Bu şu anlama geliyor. Firewall kendisi de bir trafik üretiyor. Mesela Firewall'ın kendi pattern update'i ya da Firewall'ın cloud taraftaki bir radius sunucuyla konuşması için yapılmış bir konfigürasyon. Bunların tamamı Firewall'ın kendi trafiği anlamına geliyor. Ben az önce yazdığım IP'ye doğru giderken Firewall'ın kendisinin de o IP'yi kullanıp gitmesini istiyorsam eğer burada şu komutu yazmam lazım. System generate traffic any traffic şeklinde yapmam lazım. Ben buradan şu anda durumuna bakıyorum show komutum olduğu için. Show da diyor ki turn off, kapalı durumda. Bunu aktif hale getirmek için show yerine set kullanmam gerekecek. Burada system generate traffic enable dersem eğer sistemin generate ettiği trafiği buraya yönlendirmiş oluyorum. Sistemin generate ettiği trafik de tamamen policy root'tan, benim SD1 root'umdan etkilenmiş oluyor. Şu anda bunun dışında bir komutumuz daha var. Reply paketler. Burada şunun için geçerli olacak. Biz SD1 routing'de birden fazla gateway kullanabiliyoruz. Şurada göstereceğim hemen bunu size. SD1 routing. Ben burada bir hattımı seçtim primary gateway olarak. Daha sonra backup hat olarak da ikinci bir hattımı seçtiğimi düşünelim. Burada trafiğim bir hattan çıkacak. Backup olarak da ikinci hattı seçeceğim. Benim şöyle bir senaryom olabilir. Bir MPLS hattım, bir de IPsec VPN'im vardır. İkisi de aynı destination, aynı hedefe doğrudur. Ve ben hız kalitesinden dolayı MPLS hattımın daha öncelikli olmasını istiyorum. IPsec VPN'de MPLS hattım düşerse IPsec tarafından da trafiklerimin devam etmesini istiyorum. Bu durumda ben IPsec trafiğini başlattım ve dönüş trafiğini de MPLS tarafından yapmak istedim. Paketler MPLS'den gidip IPsec'ten geri dönebilir. Yani ben kendi paketlerimin çıktığı kaynağın MPLS olması gerektiğini belirtiyorum.
Ama dönem paketleri de MPLS ile karşılamak istiyorum. Dönem paketlerinde aynı şekilde bir asimetrik ruta mahal vermeden direkt bana ulaşmasını istiyorsam aynı kaynak üzerinden burada bu komutu kullanmam gerekecek. System generate traffic değil de reply paket komutunu kullanacağım ve bunu da enable edeceğim. Eğer bunu da enable edersem geri dönüş trafiğimin de tamamen aynı yoldan olmasını sağlamış olacağım. Şimdi bu IPsec VPN'de SD-WAN routing yapabilmemiz için versiyon 18 ile birlikte IPsec VPN'e de bir yenilik geldi. Burada IPsec VPN'e gelen yeniliği de isterseniz birlikte fazla konunun dışına çıkmadan göstermek istiyorum size. Artık biz IPsec VPN'de root-based VPN yapabiliyoruz. Bu şu anlama geliyor. Benim oluşturmuş olduğum bir VPN policy artık bir interface create ediyor. Bir interface create ettiğim için de ben burada static root ya da SD-WAN root kullanabiliyorum. Hatta IPsec VPN'de yapmış olduğum, create etmiş olduğum bir interface sayesinde herhangi bir dynamic routing yapım varsa IPsec VPN'imi dynamic routing'in de içine dahil edebiliyorum. Burada sadece göstermek amacıyla çok basit bir policy oluşturacağım. Burada connection type olarak tünel interface seçmeniz gerekiyor. Tünel interface seçtikten sonra herhangi bir tane preshape key giriyorum. Preshape key'i oluşturdum. Interface'imi seçiyorum. Ve burada gerçek olmayan bir IP gireceğim. Sadece oluşmasını istiyorum. Bu root belli bir VPN olduğu için bu arada ben local ID, local network ve remote network seçmeden bunları static root'la belirtiyorum. Sadece burada tüneli oluşturmak için ayrı kaydetmem yeterli oluyor. Şimdi kaydedelim ayarımızı. Test VPN'imi oluşturdum. Ben network menüsünün altına geldiğim zaman network menüsünde artık bu VPN'e ait bir tane interface create edildiğini göreceğim. Bu da dikkat ettiyseniz buraya geldi. Artık benim VPN'im bir interface create etti. Ve benim bu interface'e bir IP vermem gerekiyor. Bu interface'e şu anda rastgele bir IP veriyorum. IP'mi verdikten sonra bu IP üzerinden artık destination'ıma, hedefe doğru root yazabilirim. Şimdi bu IPsec VPN'i, root-based VPN'i SD-WAN'a nasıl dahil ederiz? Bunu konuşalım. Burada routing menüsünün altında SD-WAN'a geldiğimde dikkat ettiyseniz sadece gateway'lerim gözüküyor benim. Ve ben gateway, benim IPsec VPN'im bir gateway olmadığı için şu anda burada çıkmayacak. Ben o yüzden buraya dahil edemeyeceğim. Bu yüzden benim bu IPsec VPN'i bir gateway olarak tanımlamam gerekiyor. Burada IPsec VPN'imi gateway olarak tanımlamak için gateway menüsüne geliyorum. Add seçeneğine tıklıyorum. Ve burada isim verelim. IPsec gateway diyelim. Burada IPsec'imi artık seçebiliyor olacağım. Verdiğim IP buraya geldi dikkat ettiyseniz. Ve burada bir gateway statüsünü belirlemek için benden bir IP girmemi istiyor. Az önce bahsetmiş olduğum gateway IP'sini yazmam gerekiyor buraya. Ben buraya karşı taraftaki ulaşmam gereken önemli bir IP de yazabilirim. Karşı taraftaki beni karşılayacak olan interface'i de yazabilirim. Doğru olan karşı tarafta beni karşılayacak interface'i yazmaktır. Ben şu anda rastgele bir IP vererek buradaki config'imi tamamlıyorum. IPsec VPN'im benim artık bir gateway oldu. Ve benim aynı hedefe doğru bir de MPLS gateway'im olduğunu varsayıyorum şu anda. Bu MPLS gateway'i de ben şu anda create ettim ama bunlar aktif hatlar değiller. Ben bir SD-WAN routing yazmak istediğim zaman şu anda aynı hedefe doğru. Burada source network ve destination network'lerimi belirttikten sonra routing kısmında primary gateway olarak MPLS hattımı seçiyorum. Daha sonra backup hat olarak da IPsec VPN'i seçiyorum. Ayarları kaydettiğim zaman ben karşı tarafa giderken öncelikli olarak MPLS'den gideceğim. MPLS hattım düşerse IPsec'ten geleceğim. Giden paketlerimin orayı tekrar etmekte fayda var. MPLS'den gittikten sonra bana dönen trafiği IPsec karşılamasını istiyorsam konsoldan
reply paket konumunu enable etmem gerekiyor ki herhangi bir asimetrik routing meydana gelmesin. Burada enable etmemiz gereken komut da burada. Bunların hepsini birazdan sizinle chat kısmında paylaşacağım bu komutları. Burak, bir iki soru geldi. Onlara da bakabilir misin? Yanıtlayabilir miyiz onları? Mesela sen az önce statik root tablosunda root öncelik sırasını gösteren bir komut açmıştın. Aynen. Şimdi ben chat'i pek göremedim anlatırken, o yüzden bir bakayım. Tabii. BGP tarafıyla ilgili bir soru vardı. Şu anda ben herhangi bir konfigürasyon yaparken BGP'de network'lerimi eklerken, yani aslında buradaki soru yanlış anlamadıysam şuydu. BGP tarafındaki routing'de sıralama menüsünde BGP'nin öncelik sırasını verebilme ile alakalı sanırım. Yanlış anlamadıysam Serdar Bey. Bir öncelik vermenize gerek yok. Çünkü bizim yapmış olduğumuz root precedence kısmındaki, yani öncelik sırasında, zaten dikkat ederseniz konsolu tekrar bir açmanı rica edeceğim senden Burak. Root precedence kısmında karşımıza çıkan 3 tane seçenekte static root, SD1 root ve VPN root. Yani bunlar static root menüsündeki yapmış olduğumuz rootların önceliğini verebiliyorsunuz. Ama dinamik rootla ilgili herhangi bir sıra vermenize gerek yok. Bu tamamen bu menüden bağımsız bir şekilde çalışıyor. Yani yapılandırdığınızda dinamik root menüsünde yapılandırdığınız rootlarınız her zaman static root kısmındakinden farklı şekilde çalışacak. Onun için bir öncelik sırası vermenize gerek kalmıyor. Aynen. Kaydı paylaşacak mısınız diye bir soru geldi. Evet, arkadaşım da zaten cevap verdi. Kayıtlar paylaşılacak. Şeyi de hatırlatmak istiyoruz aynı zamanda. Şu an webinarda sormak istediğiniz ya da aklınıza takılan bölümler olabilir. Yani daha sonrasında da sormak istediğiniz bölümler olabilir. Senden ricam, istersen onları da bir not defterine paylaşabilirsen Burak. Teknik anlamda ve satış anlamında sormak istediğiniz sorular alabilir ve bunları mail üzerinden biz almayı talep ediyoruz sizden. Daha doğru olacaktır. Çünkü burada chatte görmediğimiz, destekleyemediğimiz, bu destek tarafı değil de sofos.teknik olarak atarsak daha iyi olacaktır. Yani destek tarafında bir şey için kullanıyoruz. destek@comtera.com'u hali hazırda kullanmış olduğunuz bir yapıyla ilgili, yani ürünle, cihazla ilgili teknik anlamda bir sorun yaşadığınız zaman teknik destek almak açısından kullandığımız bir mail adresi. destek@comtera.com'a mail üzerinden ulaştığınız zaman yaşamış olduğunuz sorunla ilgili teknik desteğe ulaşabiliyorsunuz. sofos@comtera.com diye bir mail adresi paylaştı arkadaşım. Bu Sofos ürün ailesiyle ilgili teknik anlamda değil, daha çok satış anlamında, işte fiyatlandırmaydı, ürünler hakkında, yani daha çok satış tarafını ilgilendiren bilgiler almak amacıyla bilgi alabileceğiniz, iletişime geçebileceğiniz bir kanal. Buraya mail gönderebilirsiniz. sofos.teknik@comtera.com adresine göndereceğiniz bütün mailler, dediğim gibi ürünler hakkında teknik anlamda detaylı bilgi alabilme, kafanıza takılan bazı sorunlar varsa, sorular varsa bunların cevabını da alabileceğiniz, gerekirse de buraya mailinizi gönderdikten sonra da sizinle iletişime geçer ve tekrar konunun anlatımı için de bir görüşme yapmış oluruz. Bu adresler sizde mutlaka kalsın. Bunları bir kenara not edin. Anlamadığınız bir şey olursa dediğim gibi tekrar görüşürüz bu konular üzerinde. Başka devam edebileceğin, devam edeceksin sanırım. Tamam. Benim az önce bahsetmiş olduğum konu şuydu. Aslında bu konunun dışında çok dağıtmak istemiyorum ama yani bir dinamik routing protokolünün içerisine de artık IPsec VPN'i mi dahil edebiliyorum. Burada interface kısmında interface create ettiği için artık IPsec VPN'i de bir OSPF network'ünün içine dahil edip yedeklilik anlamında diğer cihazlarla da, yani Sophos olmayan bir Cisco cihazla da kullanılabilir. Dinamik routing'i artık bu şekilde destekliyoruz. Onun bilgisini vermiş olayım. Şu anda application based tarafına birazcık yönelelim. Orayı birazcık geçtik çünkü. Asıl avantajımız, SD-WAN'ı kullanmamızın nedeni aslında burada application based yönlendirme yapıyor olmamız lazım. Burada
application bölümü var. Orada isterseniz sizinle nasıl çalıştığını göstereyim birazcık. Normalde aslında şu yapmış olduğumuz işlemi firewall rule'larıyla da daha önceden birazcık uzun da sürse, birazcık daha zor da olsa yapabiliyorduk. Ama şu anda bu application object kısmını sadece versiyon 18'de SD-WAN'la yapabiliriz. Bizim asıl işimize yarayacak olan ki senkronize güvenlik gibi bir seçenek de mevcutken Sophos'ta asıl önemli olan kısım burası. Ben burada bir kullanıcı internete çıkarken sadece bir ad üzerinden çıksın ama ben bu kullanıcının sosyal network trafiğini ya da YouTube trafiğini diğer bir hattan göndermek istiyorum. Bunun için ekstra bir firewall rule yazmadan direkt application object kısmını oluşturduğum, daha önceden oluşturmuş olduğum policy'leri kullanabilirim. Örnek vermek gerekirse burada YouTube adında ben bir tane daha önceden application object oluşturmuşum. Ve burada demişim ki YouTube'a giderken kullanıcı buradan çıksın. Burada bütün application'larımız, Sophos'un tanımış olduğu, Umut Bey'in de dediği gibi 4000'e yakın application'ın tamamı burada mevcut. Sadece istediklerimizi seçerek burada yönlendirme yapabiliriz. Aslında Next Generation Firewall'larla beraber bütün firewall'ların application database'leri çok gelişmeye başladı ama yine de kaçan application'lar olabiliyor. Bu çok normal çünkü artık günümüzde birçok insan kendi evinde oturup bir application yazabiliyor. Ve firewall cihazlarının bunların tamamını tanıması imkansız. Haksız bir beklenti olur bu açıkçası firewall cihazları için. O yüzden bizim Sophos Endpoint ile birlikte senkronize güvenlik kullandığımız zaman çok büyük bir avantajımız ön plana çıkıyor. Sophos Endpoint ajanı firewall bizim client'larımızın, bilgisayarlarımızın üzerindeki bütün application'ları tanıyıp firewall'a senkronize olarak ilettikleri için ben bilgisayarlarda kurulu olan application'ların tamamını Sophos Firewall üzerinde kural yazabiliyorum. Bu şu kısımda, isterseniz oraya da bir göstermiş olayım. Application bölümünde, senkronize application control bölümünde benim endpointlerimin, yani senkronize güvenlik kullanan endpoint cihazlarımdan gelen bütün uygulamaları görebiliyorum. Bu uygulamalar new application kısmı bölümünde zaten benim tespit edilmiş uygulamalarım. Bu uygulamaları ben kendim buradan artıya basarak kategorizasyonlarını değiştirebiliyorum ya da kategorize edebiliyorum yeniden ve daha sonra bunlara application-based SD-WAN root'la bunların çıkışlarını da değiştirebilirim. Gördüğünüz gibi buradan herhangi bir kendisi uygun bir kategoriye yerleştiriyor. Ben bunu daha sonradan değiştirebiliyorum. Bu Sophos'un SD-WAN'da diğer firewall'lardan kendini ayırdığı en belirgin özellik. En büyük avantajı burada sağlıyoruz. Bir de şöyle bir farklılık da ortaya çıkabilir. Ki zamanında birçoğumuz yaşamışızdır. Yani versiyon 18'den önceki versiyonlarımızda şu sorunla özellikle çok sık karşılaşmış olabiliriz. HTTPS protokolüyle bir web sitesine ulaşmaya çalıştığınız zaman eğer bizim kullanmış olduğumuz firewall sisteminde birden fazla WAN IP'si kullandığımız bir durum varsa, yani iki tane internet hattımız var diyelim, firewall'un üzerinde örnek verelim. Biliyorsunuz hani Sophos default'ta bu WAN hatlarının çalışmasını load balance şeklinde yapıyor. Yük dengeleyici olarak çalıştırıyor bu hatları. Ve biz özellikle birçoğumuz karşılaşmışızdır bununla. Bazı web sitelerine ulaşmakta sorun yaşatıyordu bu load balance. Hani banka siteleri gibi sitelere ulaşmak istediğiniz zaman genellikle sistem sizi işlem yaparken işlem esnasında dışarı attığı durumlar olmuştur. Birçoğumuz bunu yaşamışızdır mutlaka. İşte bunun başlıca sebebi neydi? Orada bizim WAN hatlarımızın direkt olarak load balance şeklinde çalışması ve trafiğimizi yük dengeleyici olarak iki hat üzerinden göndermiş olmasıydı. Fakat karşı tarafta yapılan doğrulamadan ötürü bu IP değişikliğinden kaynaklı olarak da sistem bizi dışarı atıyordu. Ve bizim burada uygulamış olduğumuz politika prosedürü neydi? Diyorduk ki işte sen şu destination'a giderken, yani banka sitelerine artık domain olarak da eklediğimiz durumlar oluyordu. FQDN host olarak değil mi? IP host olarak eklediğimiz durumlar oluyordu. Böyle bir senaryo yapılırken bir LAN'dan WAN'a, yani internete çıkış kuralı yazıp işte destination'ım şu bankaysa ya da şu IP bloğuysa sen load balance olarak değil de primary gateway işte benim metro hattımı kullan, secondary gateway ise fiber hattımı kullan ya da işte ADSL'i kullan. Yani orada load balance'dan çıkartıp tek bir hat üzerinden göndermemiz gerekiyordu. Ama burada farklılık neydi? Hatta bir
versiyon 17 kullanan bir firewall'umuza erişim alabilirsek, yani varsa. Versiyon 17 şurada olması evet, lazım. Evet, ona bir açılmış bir... değil sanırım. O cihaz kapalı. Ben onu aktif ettim. Biraz sonra açılır. Şöyle, hatırlarsanız orada en büyük dezavantajımız şuydu. Dışarıya doğru çıkış yaparken sadece host bazlı kural yazabiliyorsunuz. Yani sen şu uygulamayı kullanırken, işte içeride bir uygulama, application kullanılıyor ya da application hizmeti var, uygulama hizmeti var. Şu uygulama ya da şu hizmeti kullanırken bu hattı üzerinden gidebileceksin ya da gideceksin şeklinde bir tanımlama yapamıyorduk biz. İşte buradaki arkadaşımın az önce söylediği gibi en büyük avantajlarımızdan bir tanesi. Burada bu test kuralına bir tıklayabilirsin. En büyük avantajlarımızdan bir tanesi, gördüğünüz gibi biz root'umuzu yazarken, tamam, source bazlı root'umuzu yazdık. Yani hedefimizi, kaynağımızı belirledik. Hedefimizi belirledik. Fakat bunun altında önemli olan kısım application object kısmı. Yani bir uygulamayı, bir servisi, bir application hizmetini kullanırken sen hat şu hattan çık. Yani bazen şöyle bir talep gelebilir. İşte kullanıcılar içeride YouTube'a ya da sosyal medyaya gitmeye çalışırken benim yedekte bekleyen şeyden çıksın. ADSL hattımdan çıksın ya da ikinci hattım olan ADSL'den. Ama benim içeride kullandığım metro hattımı yormasınlar ki onun üzerinde farklı servisler dönüyor olabilir, koşuyor olabilir. Bir de işte kullanıcıların sosyal medyayı da streaming medya, yani YouTube gibi kanallara erişip video, müzik indirme ya da dinleme işlemleri benim IP'mi, hostumu yormasın. Orada bant genişliğimi doldurmasın diye talepler gelebiliyor. İşte bunların hepsini firewall kurallarında bölüp yapmamız gerekiyordu. Yani bir firewall rule'un içerisinde bunları yapabiliyorduk öncesinde. Ama şu an SD-WAN Policy Route hizmetinin bize vermiş olduğu faydayla, imkanla biz burada obje belirleyip bu objeler kullanıldı. Yani objeler aslında direkt olarak objeyi application ya da bir hizmet olarak düşünebiliyoruz. İşte ben YouTube diye tanımlamış arkadaşım. YouTube bildiğiniz firewall'un application database'inin altında bulunan bir uygulama. Yani YouTube'un içerisinde streaming medyayı işlem yaparken, YouTube'a giderken ben artık şu hat üzerinden çık, bu hattı kullan diye seçim yapabilirim. Bu arada diğer firewall açıldı. İstersen o firewall'un üzerinden de bu kuralın yapılandırılamayacağını da göstermek açısından bir bağlantı yapabilirsin. Yani burada farklılıklara da dikkat etmek gerekiyor ve bir önceki kullandığımız serideki firewall modellerinde ya da serilerinde, versiyonlarında neyi yapıp neyi yapamayacağımızın da ayrımını aslında çok iyi görebilmiş olmamız gerekiyor. İşte dediğim gibi en büyük farklılıklarından bir tanesi de bu. Uygulama bazlı bir routing yapamıyorduk. İşte aslında SD-WAN policy route'un bize en büyük faydalarından bir tanesi application, yani uygulama bazlı routing hizmetinde bize sağlıyor olması. Arkadaşın da bu arada zaten versiyon 17 kullanan bir firewall'a şu an erişim sağlayıp bunun üzerinden de bilgi vermeye çalışacak. Aynı şekilde de dediğim gibi anlatmak istediğin, örnek vermek istediğin nokta olursa oradan da devam edebilirsin. Tamamdır. Burada da dediğiniz gibi şunu yapabiliriz. Firewall kısmında versiyon 17'de ben sadece YouTube'a giderken bir IP özelinde internete çıkmak istediğimde şunu yapmam gerekiyordu. Firewall rule'lardan yeni bir kural ekleyip source zone'da kendi IP'mi ekleyip destination kısmında YouTube'un IP'sini yazmam gerekiyor. Ama benim YouTube'un IP'sini ya da FQDN olarak YouTube.com şeklinde yazarak bunu çalıştırmam neredeyse imkansız. Çünkü artık günümüzde bütün web siteleri birden fazla IP kullanıyorlar. Sadece YouTube.com'a arkada bulunan sonuçlarını yönlendirerek çalışıyorlar. Bu şekilde olduğu zaman benim destination kısmında WAN'dan YouTube'u seçmem imkansız oluyor. Create new deyip YouTube'un IP'sini yazabilirim. YouTube'u network olarak IP'sini ekleyebilirim. FQDN olarak ekleyebilirim ama bunların hiçbiri tamamen YouTube'u kapsayamaz. Aksine güvenlik açığı oluşturur. Ben burada network olarak IP eklediğim zaman güvenlik açısından zararlı bir şey yapmış olacağım. O yüzden versiyon 17'de daha önceden SD-WAN yokken bu şekilde işlem yapamıyorduk. Ama ben şu anda versiyon 18'de YouTube'u eklemek için burada yapmam gereken tek şey bütün application'ları seçiyorum. Daha sonra
saniye. Yanlışlara tıkladık. Şuradan YouTube yazıyorum kısıtlama kısmına. En üstte bir obje dair... vermen lazım ha. Evet, tamam. Aynen. YouTube'a dair bütün objeler geliyor. YouTube'un tamamını ben burada sadece şey de değil. Burada YouTube video araması, YouTube downloader. Bunların tamamını benim dediğim gibi hedef kaynaktan yazmam mümkün değil destination kısmında. SD-WAN burada bize bu avantajı sağlıyor. Bütün Sophos'un tanıdığı 4000 tane application'ın tamamını root yazabilmemi sağlıyor. Ve üstüne bir de eğer senkronize güvenlik kullanıyorsak kullanıcıların bilgisayarında yüklü olan herhangi bir kişinin yazmış olduğu bir application'ın bile internet trafiğini SD-WAN sayesinde yönlendirebiliyoruz. Bunların tamamını şu anda versiyon 18 ile birlikte yapabilir durumdayız. Bunu da kapatalım. Sadece şu anda anlatacaklarım aslında benim bu kadar. Şeyin üstünü kapatmak istemiyorum. Burada ben 188'li IP'ye doğru bir çıkış kuralı yazdım. Trade çıktısında bunu görmeye çalışmıştım. Burada ben henüz göremedim. Daha önceden de bunu birkaç kere yaşamıştım. Burada benim trace attığım zaman trafiğim tamamen gittiğim routerların da cache'leriyle ve alakalı olduğu için bazen burada bu şekilde problem yaşadığım oldu. Ama konsol tarafında port 6'dan trafiğimin çıktığını ben tamamen firewall üzerinde görüyorum. Sadece trace kısmında şu anda göremedim. Ama bunu bir süre sonra 176 IP'sinden gittiğini görebileceğime emin olabilirsiniz. SD-WAN tarafında yönlendirme işlemi yönlendirme işleminde anlatacaklarım bu kadar benim. Teşekkür ederiz, ağzına sağlık. Yani genel anlamda şöyle bir özet geçmek gerekirse üzerinden dediğimiz gibi SD-WAN policy routing kısmında tamamen bildiğimiz SD-WAN teknolojisi en başta webinarın başında da Umut arkadaşımın da bahsetmiş olduğu gibi yani SD-WAN diye bildiğimiz teknolojiyle firewall'lar üzerinde kullanılan SD-WAN ismindeki policy route kısımlarının aslında aynı görevi üstlenmediği farklı biraz daha farklı mantıkla çalıştığını biz düşünebiliriz. Dolayısıyla burada temel amaç olarak şunu düşünmeliyiz. Biz uygulama bazlı routing yazabilme imkanı, uygulama bazlı yönlendirme yapabilme, aynı zamanda birden fazla gateway'imiz, yani işte arkadaşım, Burak arkadaşım vermiş olduğu örnekte eğer destination tarafına, şube tarafı ya da uzak lokasyona hem IPsec VPN hem işte MPLS VPN senaryoları aynı anda tanımlanmışsa biz bunlara da bir policy routing, SD-WAN policy routing politikasıyla failover ya da load balancing yaptırabiliyoruz. Yani SD-WAN içerisinde tanımladığımız bu politikayla eğer benim IPsec VPN bağlantım düşerse trafiğim kesintiye uğramadan MPLS üzerinden devam etsin. Ya da MPLS çalışıyorken IPsec VPN o anda çalışmasın, yedekte beklesin ki sonrasında devreye girsin şeklinde routing politikaları yazma imkanı veriyor. Ama yine söylemiş olduğum gibi en büyük artılarından bir tanesi burada application obje bazında, uygulama bazında da yönlendirme yapabiliyor olma imkanı veriyor. Bir soru var sanırım Burak. Aynen. Erhan Bey bir soru sormuş. Orada ben soruyu cevaplayayım şimdi. Burada benim kastettiğim şuydu. Ben versiyon 17 bir cihazda YouTube'a giderken kural yazabilmek için buraya destination'a YouTube'un IP adresini yazmam gerekiyor. Ya da FQDN olarak eklemem gerekiyor. Ben daha önceden yapılmış şu şekilde konfigler gördüm. O yüzden şimdi size de onu söyleyeyim. Ben buradan YouTube'a ping attığım zaman YouTube'un IP adresini bana burada 172.217.17.238 olarak çözüyor. Ama ben burada bu IP'ye bir kural yazdığım zaman YouTube'a giderken çalışmayacağına emin olabilirsiniz. Çünkü YouTube sadece bu IP üzerinden çalışmıyor. Genelde bu tarz firmalarda IP'leri subnet olarak aldıkları için şu şekilde konfigürasyon yapan müşterilerimiz oluyor. 172.217.17.0/24 şeklinde bütün IP bloğunu eklendiğini daha önceden birkaç kere gördüm. Bu şekilde işlem yaptığınız zaman belki birkaç tane web sitesi özelinde kuralı çalıştırabilirsiniz. Çalışmayabilir, tamamen farklı bloktan bir IP ile de çalışıyor olabilir.
siz /24 olan 254 tane IP adresine o kuraldan geçiş için izin vermiş oluyorsunuz. Bunun kontrolü sizin elinizde olmuyor. Bu güvenli değil ama siz versiyon 18 bir firewall kullanıyorsanız, ben burada application object kısmında YouTube'u Sophos tanıdığı için sadece YouTube'u seçtiğim zaman, şurada hemen gösterelim. YouTube'u seçtiğim zaman YouTube sitesine giderken hangi IP adresi olursa olsun bunu daha önceden Sophos bilim için bulmuş, kendi application database'ini eklemiş ve yönlendirmeyi tamamen kendisi yapıyor. Benim herhangi bir YouTube dışında herhangi bir IP'ye izin vermiş olma ihtimalim şu anda yok. Sadece versiyon 18'de SD-WAN'la bunu yapabiliyoruz. Diğer application'ları da kastetmemin nedeni de, üstünde durmamın nedeni de o. Ben şu anda burada YouTube'u Sophos bunu tanıdığı için ekleyebildim. Bu SD-WAN teknolojisinde tüm firewall'ların yaptığı bir şey. Tanıyorsa eğer application'ınız, siz bu application özelinde firewall bunu tanıyorsa kural yazabiliyorsunuz. Ama kullanıcının bilgisayarında herhangi bir kişinin yazmış olduğu bir application yüklü olabilir. Ya da firewall'ların tanımadığı application'lar olabilir. Bu application'ları da biz SD-WAN routing'e dahil edebiliyoruz Sophos özelinde. Bunu da nasıl yapıyorduk? Tekrar üstünden geçeyim. Application bölümünde endpoint ile firewall'ım senkronize olarak çalışıyorsa, senkronize güvenlik aktifse, burada bütün application'larım gözüküyor. Senkronize application'ın altında. Ve ben bu application'ları kendim kategorize ederek bunların özelinde SD-WAN routing policy'ler yazabiliyorum. Bunun dışında dediğim gibi anlatacaklarım bu kadar ama soru varsa sorularınız, isterseniz mümkün olduğunca onları cevaplamaya çalışabiliriz. Biraz bekleyelim. Belki soru gelebilir. Versiyon 17 ve versiyon 18 arasındaki farkları anlatan demeyelim de şöyle diyebiliriz. Versiyon 18 ile birlikte gelen yeniliklerin tamamının bahsedildiği birçok video da var. Bununla alakalı dokümanlar da var. Şu anda direkt doküman kaynağına ulaşamayabilirim şu an ama isterseniz bunu daha sonra sizinle paylaşabilirim. destek@komputer.com'a eğer bir mail atarsanız ben o mailden dokümanı paylaşabilirim sizinle. Evet, destek@komputer.com adresini ekleyebilir, gönderebilirsiniz. Dediğim gibi application database'ine biz müdahale edemiyoruz Sophos'un. Yani diğer firewall'ların da edilemiyor. Burada sadece endpoint eğer kullanıyorsanız, endpoint cihazı bütün bilgisayarlarda kurulu olan egzeleri tanıyor ve bunu firewall üzerine iletebiliyor. Eğitimin YouTube'a uploadları bu eğitim kayıt olduktan sonra yani 1-2 gün içerisinde tüm eğitimlerin kayıtlarını YouTube kanalına ekleyeceğiz. Bu arada destek zaten mail adresini orada yanlış yazmışız ama komtera.com.tr değil komtera.com. Bir de dediğim gibi en başta söylediğim gibi sadece destek almak için yani hali hazırda kullandığınız bir çözümle ilgili destek almak için destek@komtera.com'u kullanmanızda yani fark etmiyor ikisi de bize ulaşıyor ama ayrımını yapabilmek açısından burada bir servis kaydı oluşuyor destek@komtera.com'da sanki bir problem yaşıyormuşsunuz gibi işte böyle doküman talep ediyoruz ya da ürün hakkında daha detaylı bilgi istiyoruz gibi talebiniz olursa onu ilk başta vermiş olduğumuz adresler üzerinden atmanız da daha daha faydalı olacaktır bizim için. O Sophos ve sophos.teknik diye iki tane adres vermiştik. Yani bilgi amaçlı bir şey almak istiyorsanız buraya atmanızda fayda var ama destek tarafında tabii kullanabilirsiniz. Karışmaması açısından böyle bir ayrım yaptık. Problem değil. Bu şekilde atabilirsiniz. Başka sorunuz var mı? Beklerim bir iki dakika daha.
Application desteği olmayan durumlarda ne yapmak gerekli diye bir soru var. Application desteğinin olmadığı durumlarda açıkçası firewall tarafında yapabileceğiniz çok fazla bir seçenek olmuyor. Burada tanımıyorsa application'a sizin firewall cihazınız, bunun belli aralıklarla zaten kontrolleri yapıp düzenli olarak Sophos tarafından ekleniyor. O yüzden bizim burada tanımasını beklememiz gerekiyor cihazın. Ama şöyle bir imkanımız da var. Biz bunları Sophos'a çok hızlı bildirip çok hızlı yanıt alabiliyoruz. Herhangi bir uygulamayı tanımadığı bir durum olursa Sophos'un, ki database şu anda çok geniş, emin olun bütün uygulamalarınızın aktif olarak kullanılan bütün uygulamaları tanıyordur zaten, ama istisnai durumlar olabiliyor. Bu durumlarda biz bunu Sophos'a bildiriyoruz. Hızlıca çalışıp application database'lerini güncelliyorlar. Rica ederim. Şu anda sanırım onun dışında fazla bir soru yok. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Emrah Bey'in de dediği gibi ekstra daha sonradan sormak istediğiniz soru varsa mail adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Tamamını cevaplamaya çalışıyoruz zaten. Tüm mailleri cevaplandırıyoruz. Bunun dışında versiyon 18 ile ilgili bu konfigürasyonları, anlatmış olduğum konfigürasyonlar mutlaka birçok müşterinizle kullanılacaktır. Bunları yaptıktan sonra konfigürasyonlarla ilgili sorun yaşarsanız da yine destek adresimize mail atıp tüm konfigürasyonları birlikte inceleyip çalışana kadar sizinle birlikte ilgileniriz problemlerle. Evet, son olarak ayrılmadan ben bir bilgi daha vereyim. Özellikle bizim endpoint ürün ailesi de burada önemli. Hani firewall tarafından genellikle konuşuyoruz ama işte senkronize güvenlik kısımları olsun. Endpoint de ayrı bir tabii ki dünya. Burası da bizler için önemli. O açıdan Central, Sophos'un cloud platformunda çalışan Central diye adlandırdığımız platformla ilgili genel bir bakış, ürün ailesini tanıma ve burada yapılandırma ile ilgili Cuma günü yapacağımız bir webinarımız daha olacak. Onun mailing ve duyurusu henüz yapılmadı ama en geç bugün sonunda ya yarın mailingleri yapılmış olacak. Sizlerden ricam Cuma günü de yapılacak olan bu webinara mutlaka katılmaya çalışın, gayret gösterin. Burası önemli. Sadece güvenliği firewall tarafı olarak düşünmeyelim. Gerçek dünyada İşte endpoint çözümleri de birçok noktada ihtiyaç duyduğumuz çözümler oluyor. Firewall'lar, güvenlik duvarları tek başına yeterli olmuyor ya da bir antivirüs yazılımı tek başına yeterli olmuyor. Dolayısıyla bunları verimli bir şekilde kullanabilmek ve ne tür kazançlar, ne tür faydalar bize sağlıyor, bunların da tam olarak ayrımını yapabilmek açısından, anlayabilmek açısından dediğim gibi Cuma günü yapacağımız olan bu webinar'da katılmanızda fayda vardır. En geç yarına kadar muhtemelen bunun da duyurusu yapılmış olur. Sizlerle paylaşıyor olacağız. Bizim anlatacaklarımız bu kadar. Hepinize katıldığınız ve dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bir sorunuz olursa dediğimiz gibi yazmış olduğumuz mail adreslerinin üzerinden bize dönebilirsiniz. Burak, teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ben de teşekkür ederim. Herkese o zaman teşekkür ederiz katıldığı için tekrar. İyi günler dileriz. Bir sonraki webinarda tekrar görüşmek dileğiyle. İyi günler.